Ne yazık ki son yıllarda ülkemizde felaketlerin ardı arkası kesilmemekte, biri biterken diğeri başlamaktadır. Geçtiğimiz yılın başında hayatımıza giren salgın, depremler, orman yangınları, sel felaketleri, kazalar nedeniyle adeta bir kabus yaşamaktayız. Sayısız vatandaşımızı ve kamu görevlimizi bu afetlere kurban vermekteyiz. Bu vesileyle başta geçtiğimiz günlerde yaşadığımız sel felaketi olmak üzere bütün salgın ve afetlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyor. Bir an önce bütün felaketlerin son bulmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Kıymetli arkadaşlar, ülkemizde türlü olumsuzluklar yaşanırken devletimizin maddi manevi bütün yaralarını sarmak için var gücüyle mücadele ediyor. UMKE'siyle, AFAD'ıyla, dalgıçlarıyla, itfaiyesiyle, sağlıkçısıyla, ormancısıyla, eğitimcisi, elektrik, doğalgaz, su altyapı hizmetleriyle, postacısı, zabıtası ve güvenlik görevlisiyle halkımızın imdadına koşuyoruz. Kamu görevlilerimiz yalnızca olağan dönemlerde değil, özellikle olağanüstü dönemlerde devletimizin görünen yüzü, şefkat eli olarak hayati bir görev yürütüyor. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde gerçekten de kamu çalışanlarının ifa ettikleri hizmetlerin değerinin ve öneminin parasal bir karşılığı bulunmuyor. Yaşanan felaketlerde bir kez daha gördük ki kamu hizmeti kutsal bir görev ve onu layıkıyla yerine getiren fedakar çalışanlar sayesinde bugün ülkemizin dört bir yanında hayat normal seyriyle ilerleyebiliyor. Son dönemde ekonomideki gelişmeler de hepimizin malumu. Bilhassa 2012 yılından beri gerek zorunlu harcama kalemlerindeki artışlar, gerekse döviz, altın, konut gibi kalemlerde gelen zamlar, maaşlara yapılan zamların kat be kat üzerinde seyrediyor, hayatımızı olumsuz yönde etkiliyor. Kamu çalışanlarının maaşları yıl içinde enflasyon kadar bile artmıyor. Sonradan verilen enflasyon farkı ise hiçbir yaraya merhem olmuyor. Aynı işveren toplumun çeşitli kesimlerini desteklerken afetle, salgınla, felaketle boğuşan memurlarımız bir de ekonominin cenderesi altında eziliyor. Altıncı dönem toplu sözleşme görüşmeleri İşte bu ortamda başladı. Türkiye Kamu Sen olarak kamu görevlilerimizin kazanımlarını artırmak ve olumsuz gidişata son verebilmek adına ortak taleple gittik. Türkiye sevdamız, Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız. Bugün gelinen noktada ülkemiz nüfusunun yaklaşık dörtte birini 2022 ve 2023 yıllarındaki ekonomik geleceğinin belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde işveren tarafı da teklifini sundu. Kamu işveren heyeti memur ve emeklilere 2020 için %5.6 artı, 2023 yılı için ise %6.6 artı maaş artışını öngörüyor. Bu teklif bizim istediğimizin yarısı bile değildir. Dolayısıyla kabul edilmesi de mümkün değildir. Hali hazırda yıllık resmi enflasyon 19 seviyesindedir. Muhtemelen 2021 yılı enflasyonu da %20 dolayında gerçekleşecektir. Bütün uluslararası kuruluşlar 2022 yılında Türkiye'de yıllık enflasyonun en iyi tahminle %15 olacağını düşünmektedir. Yani önümüzdeki 2 yıllık süre içinde enflasyon toplamda %35-40 dolayında gerçekleşecektir. Yapılan teklif ise bu gerçekleri karşılamaktan uzaktır. Bugüne kadar kamu görevlilerinin yaşadığı sorunların temelinde maaş artışlarının hedeflenen enflasyona göre belirlenmesi gelmektedir. Hayallere göre zam verip gerçekleri görmezden gelmenin bedelini kamu görevlilerimiz ödememelidir. Bu nedenle hükümet ivedilikle teklifini yenilemek zorundadır. Yapılacak teklifte gerçekleşen enflasyon, büyüme
refah payı harcamalar ve geçmiş dönemde yaşanan kayıpların telafisi gibi etkenler mutlaka değerlendirilmelidir. Sayın Bakan teklifinde sözleşmeli çalışanlarımızın sorunlarının çözüleceğini, 3600 ek gösterge talebimizin kabul edildiğini ve refah payı ile ilgili de bir gelişme yaşanabileceğini ifade etmiştir. Bunlar son derece olumlu olmakla birlikte bu teklifin altı doldurulmalı, rakamlar netleştirilmelidir. Biz Türkiye Kamusen olarak pazarlık yapmaya zaman kalacak şekilde bir an önce yeni ve kabul edilebilir bir teklifin gelmesi için hükümete açık çağrıda bulunuyoruz. Bu teklifte toplu sözleşmelerin başında kamu işveren tarafına sunduğumuz gerçek enflasyon rakamlarının dikkate alındığı kabul edilebilir oransal bir artış. Geçmiş dönemlerde yaşanan kayıpların telafisi için seyyanen zam, ülke ekonomisinde büyümeden kamu görevlilerine de pay verilmesi, reel gelir artışı sağlanabilmesi için maaşlara refah payı eklenmesi. Sadaka değil, hakkımızı isteriz. Sadaka değil, hakkımızı isteriz. Sadaka değil, hakkımızı isteriz. Kamuda yalnızca memurlara verilmeyen bayram ikramiyesinin memurlara da verilmesi, 3600 ek gösterge uygulamasının tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde düzenlenmesi, bütün güvencesiz personelin kadroya geçirilmesi, yardımcı hizmetlerin genel idari hizmetler sınıfına alınması, aile yardımı, çocuk parası, doğum ve ölüm yardımı gibi sosyal yardım kalemlerinin çalışanın ihtiyacını karşılayacak şekilde yükseltilmesi gibi konuların mutlak surette yer alması gerekmektedir. Bütün bu unsurların yanında hizmet kollarına ilişkin olarak diğer hususların da sorunları kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturacak biçimde ele alınması zorunludur. Vur vur inlesin hükümet dinlesin. Vur vur inlesin hükümet dinlesin. Vur vur inlesin hükümet dinlesin. Biz hakkımız olmayan hiçbir konuyu ve meblağı masaya taşımıyoruz. Hakkımızdan aşağısına da razı gösterecek değiliz. Yıllardan beri hakkınız ödenmez diyerek alkışlanıyoruz. Şimdi ise hakkımızın ödenmesini talep ediyoruz. İşte memur, işte sendika. İşte memur, işte sendika. İşte memur, işte sendika. Biz artık sırtımızın sıvazlanmasını değil, cüzdanımıza insanca yaşamaya yetecek kadar para konulmasını istiyoruz. Sayın Bakan'ın memurları enflasyona ezdirmeyeceğiz sözünün gerçekleşmesini, sözleşmeli personelin haklarının memurlarla eşitleneceği, 3600 ek gösterge teklifimizin kabul edildiği, refah payı uygulamasının değerlendirileceği sözlerinin adının konmasını bekliyoruz. Türkiye Kamusen olarak bizler reel kayıplarımızın karşılanmasını ve ekonomik büyümeden ve artan milli gelirden bir çalışan olarak hak ettiğimiz payı istiyoruz. Taleplerimiz makuldür, istenirse karşılanabilir. Mücadelemiz başta kamu çalışanlar olmak üzere tüm Türk milletinin daha güzel bir Türkiye'de yaşanabilir bir ücretle refah içinde yaşaması içindir. Yapılacak revize teklif siyasi iradenin bu yöndeki niyetini ortaya koyacaktır. 25 milyon vatandaşımız hükümetten yüzlerini güldürecek adil ve hakkaniyetli bir teklif beklemektedir. Hepinize saygılar sunuyorum. Zam bizim hakkımız, söke söke alırız. Zam bizim hakkımız, söke söke alırız. Evet arkadaşlar, öncelikle katılımcıların hepsine bu sıcak İzmir gününde geldikleri için teşekkür ederek başlayalım. Malum biliyorsunuz gündemimiz. Ses, iki ses.